ikinci geleneksel oluyor bu sene. Düzenlediğimiz halı saha turnuvamız Manya Spor adıyla. Genelde dördüncü oluyor. Her sene bu aylarda başladığımız gençlik haftasında da denk getirdiğimiz, biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Aynı zamanda gençlik haftasında bu turnuvaları denk getiriyoruz. İlçemizde bir kaynaşma, bir birliktelik olsun istiyoruz. Biz de Manya Spor olarak o güzel olaya, sosyal aktiviteye öncülük yapmak istiyoruz. Bu sene 18 takımın katılımı oldu şu ana kadar. 18 takımla başlayacağız ve kuramızı birazdan gerçekleştireceğiz. Ben hepinize teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. 18 takımı belirlediğimiz sıraya göre birer birer çağıracağız. 3 grup yapıyoruz. 18 takım olduğu için 6'şer takımdan oluşan 3 tane grup yapıyoruz. Bu sene takım sayısı düştüğü için 16 değil de direkt çeyrek final 8 takım kalacak. Bunun ilk 2 grubun ikinci, birinci ve ikinci bitirenler ve en iyi 3. olan takım, 2 tane grupta en iyi 3. olan takımla birlikte 8 takım olacak. Burada üçüncüleri belirlerken, en iyi üçüncüleri belirlerken tabii ilk önce puana bakıyoruz. Arkasından ceza olayı, yani centilmenliğe bakıyoruz. Alınan cezaların, sarı kart ve kırmızı kartların toplam dakikasını hesaplayacağız ve ona göre üçüncüleri belirleyeceğiz. Cezalar da eşit ise en fazla gole bakacağız. En son seçenekte en fazla gol atan takıma bakacağız. Yani gruplardan ikişer takım, bir de en iyi iki tane üçüncü takımı belirleyeceğiz ve çeyrek finale kalan takımlar belli olacak böylece. Bu arada sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey, onu da alabiliriz yani turnuvayla ilgili, alakalı. Pazartesi gününe kadar şimdi birçok takımın eksiği var bildiğim kadarıyla. Bir takım kaç maç yapacak? Bir takım 5 maç yapacak gruplarda. Gruplarda 5 maç yapacak. Sarı kart olayını ben kaldırıyorum. Sarı kart olayını bu sene sonu yönetimle konuştuk, biliyorsunuz. Geçen sene de kısıtlamalar vardı. Oyuncuların lisanslı oyuncu sınırlandırması vardı. Gelen talepler üzerine, sizlerden gelen talepler üzerine sarı kart olayından bize faydası geliyor bu olayın 3 dakikanın. Bu sene öyle bir karar verdik aramızda. Şöyle bir şeyler düşünmek yok. Her şey serbest olduğu için lisanslı kalite de artacak. Buna nazaran birinci amatör hakemleri geldiği için birinci amatör hakemlerinin bu tempoyu kaldırması mümkün değil. Yani eyyamcılık olacak, onu çıkaracak, ona sarı kart, buna sarı kart, maçlar daha ateşli geçecek bence. Şöyle bir şey var, geçen sene de, ondan önceki sene de, daha önceki senelerde de uyguladık bunu. Geçen sene de biliyorsunuz Balıkesir'den, yine bu sene de aynısı olacak. Balıkesir'den hakemler geldik, her akşam iki tane hakem gelecek, iki tane hakem yönetecek. Aynı kurallarla geçen sene gayet bence iyi oldu. Yani turnuva iyi oldu. Hukuklu düzenler, kurulların... Yani daha çok maç yapsın takımlar. 18 takım, 9-9, 4'er takım çeksin. Yine aynı olsun. Çeyrek bile. Bunlara 6'şer takımlar. Ve fikstürüne, ilk maçların fikstüründe belirleyeceğiz burada. Evet. Pazartesi günü inşallah maçlar başlayacak. Hasan Başkan, ben bu söz alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Herkesten bir ricam var. Şimdi gönüllerden Almanya'dan bir takım geliyor. Turnuvalara katılmak için. Vallahi yemin ediyorum orada hatalar gol oluyor ama kim iyisi onu alkışlıyorlar. Beyler kusura bak dışarıdan çok yabancı adam gelecek. Geçen sene bizim kursta Tepecik'ten vardı. 3 tane etki. Adam gol yapıyor, vuruyorlar. İyi vuruyor, yüzüyorlar. Bak dışarıdan gelenlere bu sene 10 numara bir misafirperverlik yapalım ki. Seneye Sultan adamlar buraya gelsin. Gönemden iki tane takım gelsin. Kaldırmadan dört tane takım gelsin. Yani bizim...
fırsat yabancı arkadaşlar. Biz orada kendi kendimize varsak da saçımız zaten ortaya oluruz ama dışarıdan gelen adamları tuttuk mu? Ya bunu hep elinde topçu getirmek de zor. Bak Serkan arkadaşım Serdar Samad'la ne getireceğiz diyor. Yani artık Mayıs'ın da piyasasını artık şu kültürümüzü bir değiştirelim. Gelen arkadaşları bir alışma edelim. Gelin. Sen bana çekme. Çek abi.